Hoş geldiniz. Bugün de neden scooter aldım ya da bir başka deyimle neden Blade 350 aldım sorumuzun yanıtlarını bulmaya çalışacağız. Tabii ki gönül isterdi ki bir Forza alabilelim ya da bir Yamaha XMX alalım. Ama biliyorsunuz malum onlara ulaşmak neredeyse imkansız. Bayileri telefonla aradığınızda bile telefonda bile yanıt alamıyorsunuz. Şubeye gittiğinizde size yok sıraya yazalım önümüzdeki sene, yok bir sonraki seneye, yok 5 ay sonra, yok 6 ay sonra sıra verelim. İsminizi yazalım, bekleyelim gibi gibi gibi. Peki bizi bu Çinlilere mecbur eden Japonlar bu politikadan vazgeçecek mi bilmiyorum. Henüz onunla ilgili bir gelişme yok ama şöyle bir şey var. Onların sayesinde Çinliler iyileşmeye başladı. Vogue'ler, VKS'ler ki bu Dayank'ın Vorey serisi. Vorey'in parça sorunu yaşıyor mu? Çin'in en iyi üreticilerinden bir tanesi. Tıpkı Vogue gibi, diğer firmalar gibi oldukça iyi ürünler üretiyor. Artık neredeyse kötü scooter kalmadı diyebiliriz. Çünkü sağ olsunlar işçilik kalitesini oldukça artırdılar. Bu da bizim için şöyle büyük avantajlar sağladı. Biz bu scooterlara daha kolay ulaşabiliyoruz. Daha hızlı alabiliyoruz. Her şeyden önce fiyat. Neredeyse yarı fiyatını alıyoruz. Şimdi 350'lik bir makineyi almaya kalktığınızda sizin ödeyeceğiniz para bugünkü şartlarda 400 bin lira civarında. Bu makineyi 200 bin lira civarında bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Yarı yarıya ödediğinizi düşünürseniz de açıkçası tabii ki tercih nedeni. Biz de isterdik bir XAD 350 alalım. Biz de isterdik bir XP alalım. Ama maalesef 400 liralar yüksek fiyatlar. Böyle bütçelere çıkamıyorsanız şayet VKS Blade 350'yi tercih edebilirsiniz. Peki bu makineyi biz neden tercih ettik? Genel anlamda işçilik kalitesi iyi. Kabul edilebilir çizginin üzerinde. 350'ler ilk gelen ürünler Türkiye'de monte edildi. Gaziantep'te RKS'nin tesislerinde toplandı bu ürünler. Tabi bazı ufak tefek işçilik sorunları yok mu? Var. Problem büyük mü? Değil. Ben hemen size kısaca artılarından ve eksilerinden bahsedeyim. Genel hatlarıyla oturuşu gayet iyi. Keyifli bir kullanım sunuyor. Sele konforu gayet iyi. Ben ön camını değiştirdim. Ön camda bir titreme problemi vardı. Onu videonun bir bölümüne ekleyeceğim. Vidalarından kaynaklanıyordu. Majör bir hata değildi. Daha yüksek bir tur camı için böyle bir şey istedim. Şeffaf istediğim halde fümesi geldi. Gece kullanımda birazcık zorlasa da işe yarıyor mu? Yani yarıyor ama bu tür makinalarda rüzgar her zaman alıyorsunuz. Bununla ilgili sorulan soruların başında şu geliyordu. Maksimum sürati ne? 350'lik bir makinenin maksimum ulaşabileceğiniz sürat benim ulaşabildiğim 135 civarındaki bir sürate ulaştım ama 120-125'te o kadar keyifli, o kadar güzel kullanılıyor ki bunun daha ötesini zaten çok da önermesek de motor 135 kilometre sürate kadar ulaşabiliyor. Aydınlatması nasıl? Bu motorun aydınlatması bence en iyi noktalarından bir tanesi. En öne çıkan. 4 tane lens var ve oldukça güzel aydınlatıyor. Bir gece sürüşüyle ilgili birkaç video da buraya ekleyeceğim. Siz bunu rahatlıkla görebilirsiniz diye. Ben çok memnun oldum. Hatta ilave bir sis farına hiç ihtiyaç duymadım. Hala da düşünmüyorum. Belki görünürlük açısından ihtiyaç duyanlar olabilecektir. Ama aydınlatma açısından hiç de ihtiyacınız yok. Şimdi bu makinenin öne çıkan iyi yönlerinden biraz daha bahsetmek istiyorum. Aydınlatmasından söz ettik. Hemen gidonun altında bir tane çakmak çıkış soketi var. Ayna kenarına takacağınız ya da camın kenarına monte edeceğiniz, bu bölüme monte edeceğiniz, uydurabileceğiniz bir aparatla buradan bir elektrik beslemesi yapabilirsiniz. İki tane önde minik bagaj gözü var. Bu gözlerin bir tanesinin içerisinde devre kesici şalter var. Uzun süre kullanmıyorsanız şayet makinenizi bu devre kesici şalterden kapatmanızı öneriyor üretici. Diğer tarafta ise bir çakmak çıkışı var ve üzerinde bildiğiniz çakmak var. Gerçekten bir motosiklette görmeye alışık olmadığımız bir şey. Bir çakmak olarak kullanmak zorunda değilsiniz ama lastik şişirici olarak ya da bir lastik kompresörünü beslemek için kullanabilirsiniz. Yanında da hemen sarı bir anahtar daha var. Onun ne olduğunu da hemen bahsedelim. O yan ayak açık iken motorun çalışıp çalışmamasına karar veren bir seçici şalter. Aynalarla ilgili hiçbir şikayetim olmadı. Oldukça güzel gösteriyor. Hiçbir uzatmaya ihtiyacınız yok. Gayet iyi. Bagaj altı oldukça küçük. Bir yarım kaskı alabiliyor. Ucu ucuna kapatabiliyorsunuz. Bagaj altının bu kadar küçük olmasının nedeni de yakıt deposunun büyümesi. Bu makinenin güzel yanlarından bir tanesi de oldukça kibar, keyifli bir anahtarı var. Hemen size anahtarı da göstereyim. Bu motoru bu şekilde minicik bir anahtarı var. Zaten anahtarsız çalıştırma. Üzerindeki orta butona bastığınızda seleyi açabiliyorsunuz. Burada Dayank'ta tabii muhtemelen birkaç seriyle üretiliyor. Orada burayı kumaş kaplama olarak da yapılmış. Yani çok önemli bir şey mi? Değil. Yani benim için burası kumaş kaplı olsa ne olur, olmasa ne olur? Çok bir şey fark etmiyor. Ben buraya bir tane yarım kask sığdırıyorum. Birazdan onu da nasıl sığdığını göstereceğim. Şu bölümde ise akü ve motorun beynini soketle bağlanabildiğiniz çıkışlar var. Hemen hemen herkesin kullandığı. Büyüklük olarak iyi. Bakın bir mont, bir tane büyük cross kask neredeyse.
İçerisine rahatlıkla sığıyor. Hala da bir sürü yer var. Motorumuzun iyi taraflarının dışında negatif tarafları hiç mi yok? Var tabii ki. Küçük, ufak tefek benim takıldığım negatif yönler var. Bunların başında bu sönmeyen lastik basınç sensörü. 32 barı da 32'de denedim, 34'de denedim. Ne bastıysak sensörü söndüremedim. Bakın öyle bir şey yapmışlar ki lastik basınç sensörü nedeniyle dik bir sibop girişi koymuşlar. Zaten ufacık bir alan. Siz oraya o benzinliklerdeki uzun çubukları zaten takamıyorsunuz. Arka aydınlatmaları gayet güzel. Gördüğünüz gibi çok keyifli yanıyor. İyi bir dizayn. Örtlü aydınlatmalarını görüyorsunuz. Sinyaller gayet başarılı olmuş. En can alıcı soru. Çünkü artık yakıt öyle bir hale geldi ki bunu söylemeden, bunu ölçmeden edemiyoruz. 3-3,5 litre civarında bir tüketimle gidiyorum. Çok böyle deli deli kullanmadığım, sakin, konforlu şehir içindeki kullanımlarımda ki genel sürüş tarzım da odur zaten. Bu yakıt tüketimlerine sahip. Hani böyle abartıp dediğimizde böyle gaz açtığımız dönemlerde de 5 litreye geldi. İşin doğrusunu söylemek gerekirse hala kabul edilebilir sınırlar içerisinde. Ben memnunum, beğendim. Ha eleştirdiğimiz yönler var mı? Var. Camla ilgili bir titreme problemi vardı. Onu servise sordum. Söylediği şey daha önce duymadık. Bir tek sizde denk geldi. Tamam olabilir. Spesifik bir sorun olabilir. Ciddi bir problem olmadığını düşünüyorum. Aynalarda titreşim var mı? Evet yani yüzün üstüne çıktığınızda minik minik böyle bir orada titreşimi hissediyorsunuz. Selede titreşim var mı? Uzun kullarımda biraz titreşim, o sele uçlarındaki titreşimi alıyoruz. Öyle muhteşem işte aman çok fazla bir titreşim var ben buna binemem. Hayır değil yani üzerinde 1,5-2 saat çok rahat keyifle gidebiliyorsunuz. 150-200 kilometre hiç inmeden yakıt ikmali dışında inmenize gerek kalmadan konforlu seyahat edebiliyorsunuz. Scooterların viraj kabiliyeti ne kadarsa o kadar bir viraj kabiliyeti var. Çünkü arkada büyük bir egzoz var. Öyle hani özellikle sağa doğru yatırmaya kalktığınızda mutlaka sürtecektir. Bu motora ne ekleyebiliriz? Valla olmazsa olmaz elcik koruma gözüküyor. Çünkü yoldan birkaç defa taş geldi. Tamam sonuçta eldiven kullanıyoruz ama illaki bir elcik korumanın olması gerektiğini düşünüyorum. Bu önemli bir ayrıntı. Bir de bu motoru diğerlerinden ayıran güzel bir özellik daha var. Sert bir frene bastığınızda hemen dörtlülerinizi ve arka stop ışıklarınızı yakıp söndürerek arkadaki sürücülere uyarı yapıyor. Bu güzel bir şey, özellik. Alışık olmadığımız, hemen hemen birçok makinede büyük markalarda görmediğimiz bir özellik. Emniyet açısından iyi, sevdim. Kullanımı kolay, güzel bir makina. Aksesuar çıkmaya başladı çünkü oldukça da yoğun satılıyor şu anda. Çanta zaten hemen hemen her markanın çantası uyuyor. Bunun arkasında çanta demiri hazır geliyor zaten. Bu da iyi bir şey. Çünkü bir de bunun için ekstra para ödemiyorsunuz. Çanta demire de oldukça yüksek bir maliyet biliyorsunuz. Onlara takılması, uydurulması bunların hepsi sorun. Bu ise üzerinde hazır vaziyette geliyor. Sürüşüyle ilgili söz edeceklerimiz bunlar. Detayları gayet iyi. İşçiliğini sevdim. Boyası, boya kalitesi gayet başarılı. Özellikle öndeki sinyallerin yüksekte konumlandırılmış olması önünüzdeki sürücüler için güzel bir görünürlük sağlıyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Oldukça güzel bir makina. Sevdim, severek aldım. Hala da kullanıyorum. Biraz daha büyütmek istersem, ikinci, üçüncü bir makine daha almayı düşünürsem bu elimde hep kalacak mı? Evet, uzun süre daha bu makineyi tutmayı düşünüyorum. Gayet keyifli bir makine. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizimle kalın, motorda kalın. Hoşça kalın.